Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyada da aslında bu aşı meselesi tartışılıyor. Adeta zamana karşı bir yarış şeklinde bütün dünya nüfusuna yetecek kadar ve tabii etkili olacak bir aşı tedarik edilmeye çalışılıyor. Şimdi hem bu yarışı hem de bu farklı aşılar meselesinin karşılaştırılmasını bilimsel bir ağızdan dinlemek üzere bir uzmana danışacağız. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi, aynı zamanda Boston College'dan doçent doktor Sayın Emrah Altındiş canlı yayınımıza katılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Emrah Hocam, iyi akşamlar. Zafer Bey, merhabalar, çok teşekkürler. Merhabalar, sizi bir mikrobiyoloji uzmanı olarak takdim ediyoruz, doğru değil mi? Doğru, doktoram ben aşılar üzerine yaptım, bakteriyel patojenlerle çalıştım. Evet. Doğru. Tam doğru insanı bulmuşuz o zaman sorularımızı yöneltmek üzere. Şimdi hocam, tarihte belki de az rastlanır bir biçimde zamana karşı bir aşı yetiştirme, hem aşıyı formüle etme hem de tabii bütün insanlığa tedarik etmek, bütün insanlığa sunmak üzere tedarik etme yolunda bir yarıştan söz ediyoruz. Şu aşamada elimizdeki bilgiler doğrultusunda bu aşıları karşılaştırmak, o iyidir, bu daha kötüdür, ötekisi biraz daha iyidir gibi bir karşılaştırma yapmak doğru olur mu sizce? Zafer Bey, şuradan başlayayım. İnsanlığın belki de en kutlu, en güzel yarışlarından bir tanesi bu. Yani hepimiz ne kadar gurur duysak bilim insanlarıyla az. Çünkü bir yıldan az bir zamanda insanlık öyle bir yarışa girdi ki, dediğiniz gibi şu anda 4 tane aşı faz 3 çalışmalarının ilk sonuçlarını açıkladı. Daha bir yıl olmadı. 31 Aralık'ta hatırlayın, Çin dünyaya böyle bir virüs var dedi. Ve bu aşamaya geldik. Şu anda dünyada yürüyen 55 kadar klinik çalışma var. Bu şu demek, 55 tane insan çalışması yürüyor. Bunların 13 tanesi faz 3 aşaması dediğimiz ilk aşamayı atlayıp güvenli olduklarını ispat etmişler. Dozları belirlenmiş ve faz 3'te on binlerce insana uygulanarak koruyucu olup olmadıklarına bakılıyor. Bu aşıların içerisinde de şimdi Pınar Sahip Hanım İstanbul'dan konuşuyordu. Kayıhan Hoca yine konuşuyordu sizin yayınınızda biraz önce. Onlar da belirttiler. 4 tane aşının ismi çok geçiyor. Bunlardan bir tanesi Amerika'da burada Sağlık Bakanlığı'nın çokça desteklediği Moderna aşısı. RNA teknolojisiyle yapılan. Onun faz 3 çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı. Ve Moderna aşılarında, şöyle size rakamları vereyim, 30 bin insana uyguladılar bu aşıyı. Yani 15 bin kişiye aşıyı uyguladılar. 15 bin kişiyi de kontrol olarak etkisiz bir, sadece bir şey verdiler denemek için kontrol grubuna da. Ve toplamda 196 tane kişi bu 30 bin kişi içerisinden hastalandı. Bunların 185 tanesi o aşılanmayan grupta. Yani aşı çok büyük bir şekilde aşılanan insanları koruduğunu ispat ettiler. Moderna şu anda hem güvenli aşı hem de koruyucu bir aşı. Aynı şekilde bu Türkiye'li göçmen bilim insanlarının ismiyle duyulan Pfizer-BioNTech aşısı da faz 3 çalışmalarını ilk aşamasını sonuçlandırdı. Orada da 43 bin kişiyi aşılıyorlar toplamda. Yarısı yine kontrol grubunda, yarısı aşılanıyor. Hocam, orada bunlar bilimsel standartlarla baktığınızda makul oranlar mı? Yani deney yapılan insan sayısından söz ediyorum. Evet, faz 1 şimdi bu hep fazları duyuyoruz. Faz 1 çalışmalarında amacımız 5-10 kişiye aşıyı verip, belki de 100 kişiye verip maksimum, bu güvenli mi, güvenli değil mi diye ona bakmak. Faz 2 aşamasında yaklaşık 1000 kişiye ya da biraz daha fazla insana aşıyı verip, bu sefer baktığımızda da hem güvenli mi hem de hangi dozu kullanmamız lazım, bir immün yanıt, bağışıklık yanıtı oluşuyor mu, bunlara bakıyoruz. Faz 3'te ise on binlerce insanı katıyoruz. İşte 30 bin, 43 bin. Şimdi birazdan Sinovac'tan da bahsedeceğim. Orada da yine on binlerce insan katılarak. Orada da kontrol grubuyla aşılanmış grubu karşılaştırıp bunun gerçekten koruyup korumadığına bakılıyor. Bu sayılar, evet, bilimsel olarak güvenilir rakamlar, on binlerce insan olması ve bunlar ilk açıklanan sonuçlar. Bu sonuçlar kontrol edilmeye devam edecek. Şimdi Türkiye'de çokça konuşulan Sinovac aşısı, Çin'den gelen Sinovac aşısına baktığımızda ise Kasım ayında
Lancet dergisinde faz 1 ve faz 2 sonuçları açıklanıyor. Ve bu sonuçlara göre bu aşı güvenli ve bağışıklık yanıtı oluşturuyor. Yani o ilk iki testi geçiyor diyelim. Şimdi Endonezya'da, Brezilya'da ve Türkiye'de bu aşının üçüncü faz aşamaları sürmekte. Onun da sonuçlarının Aralık ayında açıklanacağını tahmin ediyorlar. Umarım Aralık'ta olumlu sonuçları açıklanır. Türkiye'de o aşıyı getirmeyi düşünüyor. Koruyuculuğu ispat edilirse hepimizin koşa koşa gidip olması gereken bir aşı. Fakat şu anda beklememiz gerekiyor. Koruyucu mu değil mi diye. Yani şu an baktığımızda dünyada hem koruyucu hem güvenli aşılar Moderna'nın yaptığı ve Pfizer'ın yaptığı aşılar. Diğerleri de yolda test ediliyorlar. Evet, şimdi hocam pek çok tartışma var. Kimileri bazı komplo teorilerinden söz ediyor. İşte aşıların denenmesiyle ilgili ya da işte dünya piyasasına sunulması ile ilgili olarak komplo teorilerini bir tarafa bırakıyoruz ama genelde baktığımızda neticede bir ticari bir ürün şeklinde piyasaya sunulduğu için acaba bu ticari yarışta firmaların bunun güvenilirliğini, etkinliğini ve tam piyasaya sunulur hale gelip gelmediğini güvenilir bir söylemle sunduklarından nasıl emin olabiliriz? Yani neticede bir sipariş verme süreci var. Milyonlarca, yüz milyonlarca doz aşıdan söz ediyoruz. Ne kadar güvenebiliriz bunun ticari kaygılardan ne kadar uzak olduğu konusunda? Yani dört aşı içinde konuşuyorum. Evet, şirk tabii ki bütün kapitalist sistem içinde bütün şirketlerin önceliği kar yapmak. Dolayısıyla biz şirketlere güvenemeyiz. Güveneceğimiz yer bağımsız devletlerin ya da kurumların oluşturduğu bağımsız kurumlar olacak. Amerika'da mesela FDA dediğimiz bir kurum var. Şimdi alıyorlar sonuçları ve inceliyorlar. Şirketlere daha fazla data soruyorlar. Şunu da yapın diyorlar. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nde de bu şekilde bir kurum var. Örneğin İngiltere Pfizer aşısını onayladı. Uygulamaya başlayacaklar. Fakat Avrupa Birliği'nin o bağımsız kurumu hala incelemeye devam ediyor sonuçları. Türkiye'de de yine bağımsız bir kurul tarafından bu Amerika ve Avrupa'daki de yine bağımsız kurumlara da bakarak değerlendirilmeli sonuçlar. Şirketlere sadece bu internet sitelerinde yayınladığı bilgilere dayanarak karar veremeyiz. Ama bununla birlikte şunu unutmayalım. Mesela benim annem babamın kolunda çiçek aşısı izi vardır. Bende yok. Çünkü insanlık çiçek aşısıyla bu işi bitirdi. Çiçek hastalığı ortadan kalktı. Difteri, boğmaca, kızamık, kızıl bu hastalıklar çok yaygındılar. Aşılarla biz bu hastalıklara karşı polio yani çocuk felci bir zafer kazandık. Şimdi bu pandeminin sonunda bu aşılar getirecek. Benim umudum işte Türkiye'deki umarım çalışmalar da iyi gider ve Türkiye kendi COVID-19 aşısını önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üretebilir. Bu birkaç yıl içinde yapılabilecek bir şey midir? Yani bunun hem yatırım anlamında hem de bilimsel çalışma süreci anlamında yeterli bir süre midir hocam? Ben yüksek lisansım sırasında Hıfzı Sıha Aşı Serum Üretim Müdürlüğü'nde de bazı deneyler yapma imkanı bulmuştum. Türkiye'nin aslında çok güçlü bir aşı üretme geleneği, tarihi vardı. Maalesef 90'larda ve 2000'lerde bu gelenek tamamen öldürüldü. Şu anda yeniden işte faz 1 çalışmasına geçmiş aşılar var. Kayseri'de bir aşıda ikinci dozu uyguladılar geçtiğimiz hafta. Bu aşılar muhtemelen Haziran'a kadar faz 3 çalışmasına geçeceklerdir ve bazı sonuçlarını yazın alabiliriz. Eğer bu sonuçlar olumlu çıkarsa Türkiye'deki aşılar da koruyuculuğunu bu Pfizer ve Moderna'daki gibi ispat ederse bu aşıların da Türkiye'de kullanımı, üretimi tabii ki yapılabilir ve bu şekilde de maliyeti daha belki ucuz olabilir ve daha çok insana daha hızlı bir şekilde ulaştırılabilir. Ama Türk Tabipleri Birliği'ne göre dün sadece 5 tane hekim vefat etmiş. Bugün yine 2 hekimin vefat haberini aldık. Bütün sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Çok korkunç bir şekilde sağlık çalışanları etkileniyor bu virüsten ve etkilenmeye de devam edecek. Şu an geldiğimiz koşullar Mart-Nisan ayını aratacak koşullar. Çok daha zor bir durumdayız ve öyle görünüyor ki önlemler alınmadığı için Aralık, Ocak, Şubat çok daha zor geçecek.
Dolayısıyla hemen etkili aşıları sağlık çalışanlarına, yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı varmış Türkiye'de, hemen onlara uygulamamız gerekiyor. Koruyucu aşıyı yalnız. Yani koruyuculuğu ispat edilmiş aşıyı. Sonra da 65 yaş üstü bireylere hemen bu aşıları uygulamamız gerekiyor. Yani beklemememiz gerekiyor. Koruyuculuğu hangi aşının ispat edilmişse onu getirmeye çalışıp hemen uygulamamız gerekiyor. Çünkü bu ölümleri de, yani artık hepimiz bıktık, üzülüyoruz ve bunlar hep önlenebilir ölümler. Evet, şimdi Emre Hocam, oradan bakıldığı kadarıyla işte siz dünya çapındaki bu veri tablolarını da karşılaştırmasını yapıyorsunuz ve eminim özel olarak Türkiye'deki durumla da ilgileniyorsunuz. Oradaki çalışmalarınıza Evet. paralel olarak sizin görebildiğiniz kadarıyla aşının gelmesi diyelim bu yılın sonunda ve 2021'in başında gerçekleşti ve aşı uygulamaları hızla başladı. Bu toplumsal bağışıklığın sağlanması için bir %60 sınırından, eşiğinden söz ediliyor. Buna ne zaman ulaşabiliriz? O işte ne kadar Türkiye'ye aşı getirilebileceğine bağlı. Bu aşıların çoğu, ismini saydığımız Moderna, Pfizer, Sinovac, bu aşıların tümü iki doz vurulması gerekiyor. Yani tek doz vurulduğunda o aynı koruyucu etkiyi Ne göstermiyorlar. kadar Do arayla olur hocam o iki dozun uygulanması? Aşıdan aşıya fark ediyor, fakat 2 haftayla 4 hafta gibi farklı zamanlamaları var aşıdan aşıya değişmekle birlikte. Şeyi bilmiyoruz. Şu anda uygulanmakta olan Sinovac, yani Çin'den gelen aşıda ne şekilde bir faz 3'te denediklerini bilmiyorum. Ama 2 hafta ile 4 hafta diyelim. Yani aşı gelecek diyelim ki Zafer Bey, bugün size aşıyı yaptılar. Sonra 2 hafta sonra bir daha yapacaklar. O ikinci aşıdan belli bir süre sonra sizde bağışıklık yanıtı oluşacak. Diyelim ki 2-4 hafta içerisinde. Yani sizin ilk aşıyı olduğunuz günden korunacağınız güne kadar yaklaşık 4-6 hafta geçmiş olacak. Bunu da işte Türkiye'de mesela 6-7 milyon 65 yaş üstü birey olduğu tahmin ediliyormuş. 1 milyon sağlık çalışanı var. Bizim hemen ilk başta bir 10 milyon kişiyi bu şekilde aşılamamız gerekiyor. Bunun için de 20 milyon doz koruyucu aşı getirilmesi gerekiyor. Bunun da işte Sağlık Bakanlığı çalışmalarını yapıyordur, ama şunu biliyorum, Türkiye aşılama konusunda çok iyi bir ülke. Yani kızamık aşısından tutun bu çocuk aşılamalarında falan çok etkili, yaygın aşılama yapabilen bir ülke. Öyle bir altyapı var. Fakat şimdi bu görüntüde gördüm, bazı aşıların, mesela Moderna, Pfizer aşısının eksi 80 Celsius derecede saklanması gerekiyor. Yani çok Evet. soğuk şekilde. Bizim onu altyapımız yok. Bu altyapının hemen oluşturulması gerekiyor, o etkili ve koruyucu aşıyı kullanacaksak. Biraz önce Türk Tabipleri Birliği İstanbul Odası Başkanı Pınar Hanım söyledi. Bu Çin'den gelen Sinovac aşısı da, ben de o 11 Aralık tarihini duydum, 11 Aralık'ta uygulanmamalı. Bütün koruyuculuk sonuçları toplumla paylaşıldıktan, o bağımsız kurullar Türkiye'de bunu onayladıktan sonra uygulanmalı. Dolayısıyla şunu getirelim, yani tünelin sonunda ışık görünüyor, ama bu bugünden yarına olmayacak. Toplumun, işte sizin dediğiniz gibi, 85 milyonluk bir toplumun %60'ını ya da daha fazlasını aşılamamız gerekiyor pandemiyi durdurabilmek için. Bunu da umarım 2021 yılı içerisinde tamamlayabiliriz. Peki Sayın Altındiş, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Doçent